mı kardeşim? Aslan biraz zor yani. Asla Çok uğraşmak evcilleşmez. lazım. Çünkü öldürme içgüdüsüyle yaşıyor. Öldürme içgüdüsüyle yaşadığı için öldürmeye ve yok etmeye, yemeye güdülenmiştir, Programlı programlanmıştır. Şimdi o malum vatandaşlar, hani bu Artvin, Gürcistan, Erzurum arasındaki bölge, yani Karslılar, onlar da öyledir. Yok etme içgüdüsüyle yaşarlar. Asla yok etmeden, çalmadan, çırpmadan yaşayamazlar. Bu genetik yapılarında vardır. Bu kanlarında mevcuttur kardeşim. Kanlarında mevcuttur. Yani atamıyor diyorsun bunları. Asla, asla. Sen kar... Bir Karslı, bir aslan. Aslan şereflice avlanır, avını hak eder. Karslar şeyler gibi, bu ne diyorlar o aslandan sonra gelip leş yiyenlere ne deniliyor? Akbaba. Akbaba değil, akbabadan öncekileri. Sırtlanlar. Sırtlan. Sırtlanlar gibi. Aslandan artanı onlar yiyor. Onlar yiyor. Asla evcilleşemezler. Avını da şereflice avlamazlar. Varsa senin üstünü soyarlar, kendine giyerler. Ha işte örnekleri çok yukarıda. Bir Şahbender Akbulak. Şapu dayı deriz. Meşhurdur. Örnekleri çok. Yaşadığım canım Türkiye'mde örnekleri çok. Örneğin adamın biri Kars'ta. Gitmiş İstanbul'a görmedi. Tekstilde çalışıyor. Kendi ağzından bizzat kendim dinledim. Gidiyor uzaktan bir flam asmışlar. Demişler ki bu fabrikaya eleman alınacaktır. Yaklaştım diyor, uzaktan baktığım için yaklaştım diyor, gözüm seçmedi diyor. Bir baktım diyor altında böyle küçük bir yazıda fark edemedim. Biraz daha yaklaştım diyor. Eleman alınacaktır. Karslar hariç diye yazmışlar onu. O küçük yazıyı. Trajikomik bir olay. Güler misin, ağlar mısın? Çünkü yer kalmadı artık onlar için. Yerimizi de daralttılar. Her şeyin içine yaptılar. Karslar dünya boş kalmasın diye Allah yollamış. Genetik yapıları düzgün olmadığı için. Kayıt devam mı abicim? Evet. Karslar her zaman çalmadan, çırpmadan asla yaşayamazlar. Genetik yapıları buna elverişlidir. Tıpkı obruslar gibi. Gittiği yerlerde her zaman çalarlar, çırparlar. Mesela bak inşaatta çalışıyorsun. karşıya kadar. Var 20 kişi. Bir blokta çalışıyoruz. Müteahhit örnek bir insan. Yapmış önce tesisini. Yani tuvaletini, lavabosunu yapmış. İnşaata başlamadan önce. Biz çalışıyoruz tertemiz. Boyamızı yapıyoruz. Alçımızı çekiyoruz. İşlerimizle uğraşıyoruz. Her gün periyodik olarak mimardan önce gelir müteahhit sabah 7.30'da işlerini kontrol eder. Mimar gelir, herkes gelir. Herkesin işini yoluna koyar, çeker gider. Böyle her gün devam ediyor bu düzen. Bir gün kokular yükselmeye başladı. Son gelen işçi yüzünden. Kokular yükseldi. Anam, tuvaletlere daha girmemişiz. Asma tavanlar olmamış. Fayanslar döşenmiş. Yerler daha döşenmemiş. Bir kokular, bir kokular. Nedir bu koku? Son bir kişi yüzünden. Hemen geliyor yine sabahleyin bir müşteriyle beraber üstelik. İşte falan bey koku geliyor inşaatınızdan demiş adam. Hani kokuyu da kendisi de gizlemeye çalışmış. Çok böyle eziklikten gelen bir insan olduğu için kimsenin ekmeğiyle oynamak istemeyen bir insan. Onu da gündeme getirince müşteri dayanamıyor. Diyor ki bütün mimara diyor bütün elemanları aşağı topla diyor. Herkes aşağı iniyor. Saat 12'de yemeğe gideceğiz. Toplandık. Yemeğe gideceğiz. Hiç kimseye sormadı. Böyle sırayla baktı, baktı, baktı. Müteahhit ne dedi biliyor musun? Aranızda dedi kim kastı dedi. Benim dedi o son giren. Benim dedi. Bu arkadaşın dedi muhasebeden hesabını kesin gönderin dedi. Sorgusuz sualsiz. Hiçbir şey demedi. Suçlama da yapmadı. Gayet medeni bir şekilde. Hakkını verin gönderin. Neden? Ama hakkını almadan önce o kokuları giderecek. Onlar toplayacak. O çıkardıklarını toplayacak. Bok bok. Sıçtıklarını temizleyecek. İnşaata. İnşaata.
yapacağımızı yapacak. Ondan sonra gelecek parasını varsa bile isteyecek. O şartı koyuyor. O şerhi koyuyor. Olmazsa olmazlardan biri o diyor. Onu yapıyor. Bir gün boyunca o pislikleri temizliyor. Torbanın içine doğru inşaata da değil. Çöpe. Çöpe. Ağzını bağlayarak üstelik. Çöp kültürüne uygun olsun. Medeniyeti aşılıyor. Ağzını da bağla diyor. Tak atıyor. Hesabını da kesiyorlar. Gönderiyorlar. Bir daha da adam yemin ediyor. Ertesi gün geldi söyledi bize. Mimara dedi buraya karşılığı almayın kardeşim dedi. Kesinlikle karşılığı gelip çalışmasın burada. Nedir bu bilmiyorum ki. Götleri mi yamuk? Tuvalete oturdu. Parası çıkıyor. Burada bir delik daha mı var? Milimetrik hesapla tası var. Burada bir delik daha mı var? Buraya mı atıyorlar? Ne yapıyorlar anlamadım. Ya denk getiremiyorlar. Ya yan oturuyorlar. Bir şey oluyor. Duvara da süslüyor. Ben bıkmış ha. Adam bıkmış. Ben anlamadım. Evet Murat Bey'den Karslar örnek. Karslar. Yok etmenin yanı sıra onların tanımı kısaca şudur. Yok etmenin yanı sıra pisleyip de giderler. Asla oldukları gibi, göründükleri gibi değiller. Yüzleri melek gibidir. İçindeki şeytanı bilemezsin. İçindeki şeytanı bilemezsin. İçindeki şeytan nasıldır biliyor musun? Kinetik enerji gibidir. Dışarı çıkarınca o enerjiyi farkına varız. Ancak o enerjiyi harekete geçirdiğin zaman bu neyle mümkündür karşısıyla o tabiatını öğrenmek için kinetik enerjiyi dışarı çıkarmak için alışverişin ve çalışman olursa. Onun dışında çok böyle sulha, barışa, sevgiye dayanan bir yapı görünümündeler. Kesinlikle şey değiller yani ha. Nasıl diyeyim sana? Masum, çok masum. Böyle melek melek ters. Her Kadir gecesi Kabe'ye konacak bir melek gibidirler. Kur'an'ın son sayfasına yazar. Ama karşılar için değil. Melekler içindir bu. Onlar onun gibidirler. Görünümleri. At meleğe kurban olsunlar. Melek gibi, melek olamazlar. Görünümleri odur. İçindeki şeytanı anlamak için alışveriş yaparsın. O burayı siyah mı boyatıracaksın? Burası beyaz mı? Bunu beyaza boyar. Siyahı beyaza boyar. Demez. Abi elim kirlenir. Düzen bozulur. İçeri rutubet. Sorun değil der. Parası ne değil mi abi der. O alacağı parayı düşünür. Kapitalizmi Amerikalılar karşılardan öğrensin. Kapitalizmi yok etmeyin. Benimcilik önce bana necilik. Bu gibi çıkarları ön planda tutan bir toplum. Bütün dünya bunlardan öğrensin. Şunu da çok iyi öğrendim. Eğer evde bir kaslı besliyorsanız dostum uzaklaşma, kamerayı zoom etme. Hı. Eğer evde bir kaslı besliyorsanız mutlaka yanında bir vanlı olmalı. Çünkü karslan hakkında vanlılar gibi. Bitti mi? Allah'a işte sana görüşürüz.